Herkese merhabalar, ben Ozan Siyay. Uzun zamandır videolarıma konu kalmıyordum fakat bugün gördüğünüz gibi bir konuğum var. Öncelikle kendisine hoş geldin diyelim. İstersen bir kendini tanıt sen de. Merhabalar, ben de Ozan Siyay. Öncelikle bu videoda bana yer verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet, bugünkü videomuzun konusunu az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz durumdan dolayı. Fakat videomuzun konusunu istersen bir de sen söyle. Evet, bugün videolarımızda kendi ya da başkasının klonunu nasıl oluştururuz bundan bahsedeceğiz aslında. Evet, öyleyse buraya kadar gelmişken bu videoyu senin anlatmanı isterim. Eğer sana da uyarsa başlayalım videomuza. Tabii ki seve seve. Öyleyse hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu tarzda bir videoyu oluşturabilmemiz için öncelikle dikkat etmemiz gereken birkaç konu var. Onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Çektiğimiz kamera profesyonel bir kamera ise eğer bütün ayarları manuele getirmemiz lazım. Zaten profesyonel kamera kullanıyorsanız ne demek istediğimi az çok anlamışsınızdır. Yani pozlama, beyaz dengesi ve odak ayarının hepsini manuel yapmamız gerekiyor ki iki farklı videoyu birleştirdiğimizde aradaki çizgi belli olmasın. Aradaki çizginin belli olmaması için de dediğim gibi bütün ayarların aynı olması lazım. Çünkü en ufak bir renk değişimi, en ufak bir ışık değişimi ya da odak değişiminde aradaki çizgi çok net bir şekilde belli olacaktır. O yüzden iki videoyu da bütün ayarları aynı şekilde çekmemiz gerekiyor. Eğer cep telefonuyla çekiyorsak ne yapmamız lazım peki? Cep telefonunda yine profesyonel modda, pro modda kullanarak manuel ayarlara getirmemiz lazım. Yani netlik mesafesini ayarlamamız, beyaz dengesini ayarlamamız ve ISO Instantane Shutter'ın hepsini aynı ayarlayıp iki farklı videoyu da bu şekilde çekmemiz gerekiyor. Fakat eğer cep telefonuyla çekecekseniz ve pro modda yani manuel ayarlarda kullanmayı bilmiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Birçok cep telefonda bulunan bir özellik var. Cep telefonumuzun konumunu ayarladıktan sonra ekrana basılı tutarak AEAF lock yani pozlama ve fokusu kitleyebiliriz arkadaşlar. Bu hem iPhone'larda hem birçok telefonda bulunan bir özellik. Eğer dediğim gibi pro modda kullanmayı bilmiyorsanız bu şekilde ekranımızın ayarlarını kitleyerek de çekebiliriz bu tarzda bir videoyu. Eğer otomatiğe bırakırsak ne olur? İki farklı video çekmedim ben mesela. Kayıttan hiç çıkmadım. Önce bir tarafa oturdum, daha sonra kayıttan çıkmadan diğer tarafa oturdum. Ve size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Yani kayıttan çıkmayın. Çünkü kayıttan çıkıp tekrar girdiğinizde telefonun ya da kameranın dengesi, yeri değişebilir hafif de olsa. Ha bu arada tabii ki cep telefonumuzu ya da kameramızı bir yere sabitlememiz gerekiyor. Bu tripod olur ya da bir yere dayarız, yaslarız. Bir yere sabitlememiz şart arkadaşlar. Kameranın kesinlikle hareket etmemesi lazım. İki videonun da aynı yerden, aynı açıdan çekiyor olması lazım. En ufak bir harekette bütün videomuz bozulabilir. Diğer dikkat etmemiz gereken konuya gelince de şu. Karşılıklı birbirimizle konuşacağımız için aradaki senkronu çok iyi ayarlamamız lazım. Yani önce kendimiz bir cümleyi söyledikten sonra daha sonra karşıdaki yine kendimiz ona cevap vermemiz gerekiyor. Fakat o cevap süresi boyunca karşıdakinin susması gerekiyor. Ben şöyle bir yöntem izledim. Cep telefonunda bir kayıt aldım öncelikle. Konuşurken ses kaydı aldım. Daha sonra o aldığım ses kaydını ikinci videoda karşıma koydum ve aradaki boşluğa göre konuştum. Ses dalgalarındaki boşluğa göre cevap verdim. Böylece tam olarak üst üste binmiş oldu. Tabii bunu tek yapıyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. Fakat yanınızda yardım edecek birisi varsa öncelikle zaten yazmanız gerekiyor bu senkronu tutturabilmek için. Konuşacağım şeyleri yazdım. Yanınızda biri varsa o kişi sizin karşıdaki söyleyeceğiniz şeyi okuyabilir. Ve daha sonra alttaki sesi kesebilirsiniz. Böylece tam olarak senkronu tutturabilirsiniz. Fakat bu dediklerimi yapmazsanız oldukça zor işiniz, onu da söyleyeyim. Bu arada unutmadan dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta daha var. Böyle bir videoyu çekerken arka planı sabit seçmemiz lazım. Yani arkadan birilerinin geçmemesi lazım. Yaya trafiğinin, araba trafiğinin olmaması ya da işte kuşların uçmaması, ağaç yapraklarının, dallarının olmaması lazım ki iki videoda farklılık oluşmasın. Çünkü düşünün arkadan biri geçerken, siz diğer videoyu çekerken o kişi bir anda yok olmuş olacak. O yüzden sabit bir duvarın önünde, hareketsiz bir arka planın önünde çekmeniz gerekiyor bu tarzda bir videoyu. Her neyse,
Şimdi bu videonun yapımında Mova Video Editor Plus'ı kullanacağız. Sizler tarafından en çok tercih edilen video düzenleme programlarından bir tanesi. Yani amatörden profesyonel düzeye kadar fiyat performans olarak en iyi video düzenleme programlarından bir tanesi diyebilirim. Zaten sizler de çok tercih ediyorsunuz. Kanalımda da birçok videosu mevcut. O yüzden böyle bütün özelliklerini anlatmayacağım. Sadece bu videoda kaplama özelliğini kullanacağız. Mova Video Editor Plus'ın son versiyonunu kullanmanız gerekiyor bu arada. Bazılarınız kaplama özelliği yok diyor. Onlar muhtemelen eski versiyonlardır. Kaplama dediğimiz şey aslında maskeleme. Profesyonel video düzenleme programlarında olan maskeleme özelliği Movavi'de kaplama olarak geçiyor. Şimdi isterseniz hemen yapımına geçelim. Evet, çektiğimiz bu videoyu Movavi Video Editor Plus'ın içerisine atıyoruz. Buradaki medya kutusundan aşağıdaki zaman çizelgemize daha sonra aktarıyoruz ve proje dosyamızı oluşturuyoruz. Daha sonra arkadaşlar hızlı çalışabilmek adına Movavi'nin bu bir özelliği. Bunu özelliklerden açmanız gerekiyor. Zaten ilk yüklediğinizde sanırım açık geliyor ama kapalıysa açabilirsiniz. Şurada gördüğünüz HD klipler optimize ediliyor diyor. Bu bir nevi profesyonel video düzenleme programlarında bulunan proxy gibi bir şey aslında. Daha hızlı çalışabilmek adına optimize ediyor videoyu. Yani çözünürlüğünü ve bazı özelliklerini, bitrate'ini düşürüyor ve daha hızlı çalışabiliyorsunuz. Fakat çıktı aldığımızda yine orijinal versiyondaki gibi en yüksek kalitede çıktı alabilirsiniz. Optimize edilmesini bekliyorum şimdi videonun. Evet, bu arada şuradaki kısımlar ilk denemelerim. Burada yanlışlıklar yaptım. Videom şuradan başlıyor. O yüzden ilk olarak şimdi bunu kesiyorum. Şuradaki makasa tıkladım ve videonun başını kestim. Delete tuşuna bastım arkadaşlar. Daha sonra proje alanımı şöyle yakınlaştırıyorum daha iyi görebilmek için. Şimdi bir izleyelim. Herkese merhabalar. Ben Ozan Siyay. Uzun zamandır videolarıma konuk almıyordum fakat bugün gördüğünüz gibi bir konuğum var. Öncelikle kendisine hoş geldin diyelim. İstersen bir kendini tanıt sen de. Evet, şimdi burası ilk konuştuğum yer. Şu aradaki boşluğu görüyorsunuz. Bu boşlukta karşıya geçip konuştuğum yer olacak. Dediğim gibi buranın senkronunu tutturmak gerçekten biraz zor ve zahmetli bir iş. Fakat benim az önce dediğim yöntemi yaparsanız siz de bu şekilde kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Şimdi karşıya geçip konuştuğum yerler şuralar. Zaten ses dalgalarından anlayabiliyoruz. Bakın şuradaki ses dalgalarını. Şurayı şuraya getireceğiz. Burayı buraya ve bu şekilde üst üste oturacak. Şimdi buraya bir video katmanı daha açacağız. Şimdi şuraya sağ tıkladım. Ek parça ekle dedim. Ve video parçası ekle dedim. Üstteki medya kutusundaki videomuzu alıyorum ve bu videodan bir tane daha atıyorum buraya. Bu videonun sadece şu son kısmını alacağım. O yüzden buraya geldim ve makasa tıkladım. Şu üstteki videoyu siliyorum arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorum ve şöyle sürüklüyorum bakın. Daha sonra tekrar proje alanını yakınlaştırıyorum. Şimdi buradaki ses dalgalarını şöyle denk getirmeye çalışacağım. Evet, bakın mesela burada ben konuşmuşum. Daha sonra susmuşum ve diğer karşımda geçip konuştuğum kısmı burada görüyoruz. Ve tekrar konuşmuşum. Tekrar şurada konuşmuşum. Tekrar susmuşum. Evet, hemen hemen senkronumuz hazır aslında. Şöyle biraz daha alalım. Evet. Ses dalgalarının burada üst üste binmemesi lazım. En önemli konu bu ki karşılıklı konuşuyormuş hissini yaratalım. Şimdi neredeyse artık işimiz bitti arkadaşlar. Burada bu arada az önce söylediğim gibi bakın karşıma ve tam olarak oturduğum yere cep telefonunu koydum. Ve ilk aldığım ses dosyasını açtım. O ses dosyasına bakarak konuştum ki daha iyi senkronu tutturabildim bu şekilde. Şimdi geldik işin en önemli kısmına ve en basit kısmına aslında. Movavi'de bu kısım gerçekten çok kolay. Yukarıdaki kaplama kısmını görüyorsunuz. Videonun üstteki videoya tıklıyorum. Video düzenlemenin içerisinde video kaplama kısmı var. Dediğim gibi bu başka programlarda maskeleme olarak da geçiyor. Bu arada siz bunu Movavi'de değil de başka programda yaparsanız eğer aynı yöntemle maskeleme yöntemiyle yapabilirsiniz. Kaplamaya tıkladım arkadaşlar. Şimdi bu kaplama kısmında bakın yan yana sol diyor. Yan yana sola tıkladım ve bu videoyu ortadan kesti. Daha doğrusu ortalı olarak kesti. Ben bunu tam olarak sola dayamak istiyorum. Yani tam ortadan kesmiş gibi göstermek istiyorum. O yüzden şuradaki videomun üzerine basılı tuttum mouse'umla ve şöyle sürükledim. Bakın sağa doğru sürükledim. Şimdi gördüğünüz gibi tam ortadan kesmiş oldu.
Ortada da herhangi bir çizgimiz görünmüyor. Neden görünmüyor? Videonun başında söylediğim gibi bütün ayarları bozmadım. Yani pozlama, odak noktası ve beyaz ayarı gibi ayarları bozmadığım için herhangi bir keskin çizgimiz yok ortada. Aslında işlemimiz bu kadar. Bitti. Zaten senkron en başta tamamlamıştım. Şimdi en başa alıyorum. Şöyle bir play'e basalım. Herkese merhabalar, ben Ozan Siyay. Uzun zamandır videolarıma konu kalmıyordum fakat bugün gördüğünüz gibi bir konuğum var. Öncelikle kendisine hoş geldin diyelim. İstersen bir kendini tanıt sen de. Merhabalar, ben de Ozan Siyay. Öncelikle bu videoda bana yer verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi oldukça kolay bir şekilde işlemimizi hallettik Mova Video Editör'de. İşin zor kısmı dediğim gibi çekim kısmıydı. Şu kısımlara lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bu arada aşağıda timeline kısmında ses dalgalarının senkronuna dikkat edin. En önemli kısmımız bu dediğim gibi. Şimdi devam edelim tekrar. Konusunu istersen bir de sen söyle. Evet, bugün videolarımızda kendi ya da başkasının klonunu nasıl oluştururuz bundan bahsedeceğiz aslında. Evet, öyleyse buraya kadar gelmişken bu videoyu senin anlatmanı isterim. Eğer sana duyarsa başlayalım videomuza. Tabii ki seve seve. Öyleyse hadi başlayalım arkadaşlar. Evet, bu kadar basit işte. Bununla ilgili sorularınız olursa yorum kısmında da bana sorabilirsiniz. Sizlerden de çok yaratıcı fikirler geleceğinden eminim. Bu arada bunu ben ikili olarak yaptım fakat siz buradan mesela üçlü olarak da yapabilirsiniz. Kendinizi üç kere koyarsınız. Bir sola, bir ortaya, bir de sağa. Üçlü sol, üçlü orta, üçlü sağ seçeneğiyle kendinizi üç klon versiyonunda oluşturabilirsiniz. Evet, videomuzu bitirdik. Bundan sonra dışı aktararak çıktığımızı artık alabiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu tarzda bir videoyu oluşturmak oldukça kolay. Sizlerden gelecek videoları da heyecan ve merakla bekliyoruz. Bizi de etiketlemeyi unutmayın. Ayrıca nasıl yapıldığını merak ettiğiniz başka konular varsa onları da lütfen yorum kısmında bizlerle paylaşın. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Bu arada kanalımızdaki diğer videoların da ilginizi çekebileceğini düşünüyoruz. Öyleyse diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.